Ali Karahasanoğlu soykırımı uğradık diyenlerin soykırımı. İspanya bizi soykırıma tabi tutu diyorlardı. Almanya'da soykırıma uğradık. Hitler bizi sabun yaptı diyorlardı. Şimdi geldik. Yahudi devleti olmak övünen İsrail, Filistinleri toplu olarak katliama maruz bırakmaktan mahkum olmanın eşiğinde. Eşinde diyorum, tedbir kararı verilmiş olsa da henüz bir mahkumiyet yok. Suçlama, bir grubun toplu olarak öldürülmesi bir grubun toplu olarak cezalandırılmaya kalkılması. Birleşmiş Milletler nezdinde kurulmuş olan Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın talebiyle tarafları dinledikten sonra ilk aşamadaki tedbir mahiyetinde kararını dün açıkladı. Yargılama devam edecek. Tedbir kararındaki ifadeler, tespitler, nihai kararda da benzer şekilde soykırım var sonucunu önümüze koyacak. Ancak ilk aşamada soykırım iddiasının ciddi olduğu kabul edildi. Nasıl kabul edilmesin ki? Üç buçuk aylık sürede Gazze'de 26 bine aşkın insan öldürüldü. Ölenlerin büyük çoğunluğu İsrail'in meşru müdafaa hakkımı kullanıyorum diye yaptığı savunmada kendisine haklı göstermeye çalıştığı muhatapları değil. Ölenlerin büyük çoğunluğu eline silah bile alma imkanı olmayan yaştaki küçücük çocuklar. Yine ölenlerin bir kısmı kadınlar. Üç buçuk ayın sonunda nihayet Uluslararası Adalet Divanı tedbir kararını verebildi. Soykırım yapıldığına dair ciddi deliller var. Bundan sonrasında soykırımın sonuçlarının ağırlaşmaması için gerekli tedbirler alınmalı dedi. Ama İsrail bu kararı tanımayacağını hemen anında dünyaya ilan etti. Zaten divana yolladığı savunmada da klasik hem dövüp hem de beni dövüyorlar yetişin taklini sergilemiş. Divan kararı açıklarken belirtti. İsrail yaptığı savunmada soykırım iddiaları karşısında şaşkınız açıklaması yapmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir gün, iki gün, bir hafta, iki hafta değil. Üç buçuk aydır süren, hemen her günü onlarca sivilin öldürüldüğü İsrail saldırıları için bu yapılan soykırımdır. Siz Filistinleri toplu olarak yok etmek için çalışıyorsunuz. Milyonlarca insan evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı suçlamasında bulunuyor. İsrail savunmasında bu isnatlara açık bir cevap vereceğine pişkin pişkin şaşkınız diyor. Divanın kararı sadece ölümlerin soykırıma ulaştığı tespiti yapması açısından değil. 2 milyonluk Gazze'nin 1 milyon 700 bininin tehcire muhatap olduğunu tespit etmesi açısından ve özellikle de yüz binlerce insanın şu an açlığa mahkum edildiği tespitini yapmış olması açısından da önemli. Evet bu tespitler yapılmış ama dünyanın insanlığın acizliğine bakın ki hepimizin gözü önünde çoğu çocuk olmak üzere 26 bin insan buçuk aydır silahlarla bombalarla birçoğu da hastanede olmak üzere öldürüldüğü halde bu soykırımı önleme noktasında dünyanın eli kolu dün de bağlıydı bugün de bağlı kalacak gibi görünüyor. Uluslararası Adalet Divanı açıklıyor. Davada acil durum önlemleri konusunda karar verme yetkisine sahibiz ve davanın görülmesi için yeterli ihtilaf kanıtı bulunmaktadır. Mahkemenin düşülmesi taleplerinin reddine karar veriyoruz. Uluslararası Adalet Divanı kararını açıklarken hatta bu cümlenin başındaki ilk kelime ile son kelimeyi tamamladığı zaman dilim arasında bile ya bir kişi öldürüldü ya da sakat bırakıldı. Ancak divan oturum başkanı Hakim Hanım suyunu yudumlayarak karar açıklamaya devam ediyor. Mahkeme acil bir durum olduğu tespitinde bulunmuştur ve telafisi mümkün olmayan sonuçların gerçekleşmesini engelleme niyetindedir. E sonucu söyle Hakim Hanım da ne yapılacağını bilelim. Sonuçta yapılması gereken Uluslararası Arena'daki en yüksek mahkeme olan Adalet Divanı'nın bu kararı sonrasında Birleşmiş Milletler'in derhal bir barış gücü kurup bölgeye göndermesi. Bundan sonrasında soykırımın neticelerinin artmaması için sevil insanlara yönelik saldırıları, durdurucu fiil inisiyatif alması. Yine Adalet Divanı'nın kararında belirtildiği üzere açlık yaşayan bölge insanların acil ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bölgede bir koridor oluşturulması. Hatta bir sonraki aşamada Adalet Divanı da soykırıma dönüşecek şekilde tehcili kabul ettiğine göre Yerlerinden edilen yüzbinlerce insanın yıkılmış da olsa evlerine önceki yaşadıkları bölgelere dönüşlerinin sağlanması. Ama kısa bir zaman diliminde bunların hayata geçilmesine kimse inanmıyor. Deniliyor ki divan şartının 59. maddesi uyarınca kararlar taraflar için bağlayıcıdır. Bu tespide gerçekten gülmek gerekiyor. Bağlayıcıysa hadi bakalım uygulayalım dediğinizde güvenlik konseyi deniyor. Veto hakkı deniyor. Deniyor ha deniyor. En önemlisi soykırımın neticelerinin artmaması için İsrail'in bir ay içinde rapor hazırlaması gerektiği yönündeki uyarıya bile İsrail tarafından gösterilen tepki böyle bir raporun hazırlanmayacağı yönünde. Çok açık olarak bir devlet dünya devletlerine karşı külhan yapıyor. Ama CHP'li Rıza Türmenler Osman Kavala ile ilgili bu çapta bir yetkili organ olmadığı halde Avrupa Konseyi'nin aldığı karar sonrasında hemen dakikalar içinde yorum yapıp bunun sonunda Türkiye ihraç edilebilir, yalnızlaşabilir derken şimdi Avrupa Konseyi'nden çok daha önemli bir uluslararası mahkeme 26 bin kişinin mağdur olduğu milyonlarca insanın tehcir edildiği bir soykırım suçunun tespitinde dahi İsrail tınlamıyorken Rıza Türmen gibi tipler biz insan hakkı savunucularıyız hemen görüşlerimizi açıklamalıyız İsrail hakkında şu şu yaptırımlar derhal alınmalı demiyor diyemiyor. Birisinde Osman Kavala tekil bir kişinin cezaevinde olması haklı haksız tartışmasına bile girmiyorum diğerinde 26 bin insan ölmüş. Yine milyonlarca insan açlık içinde. Hadi bakalım soldan çarptı Kemalistler. Avrupa'da hukuk var. Amerika'da hukuk var. Bizde hukuk yok söylemlerini bir gözden geçirip bizi açıklasınlar. 26 bin kişinin soykırımı uğradığı tespit edildikten sonra katil İsrail'e bakalım. O hukukun olduğu söylenen devletler ne yapacak?